İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının 32. seçim öncesi zumu. Batı Ermenistan evlatları Sos Bugasyan. Ermenistan en eski ülkeler listesine dahil edildi. Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri Doğu Ermenistan ve Bakü'yü ziyaret edecek. İranolog Vartan Voskanyan. Ermenistan'ın varlığı için verilen belirleyici ölüm kalım savaşı hala önümüzdedir. Artsakh'ın Bakü tarafından ilhakı bir dizi bölgesel çelişkiye yol açtı. Amina Pırgiç Ermeni Kilisesi'nin Ağvan Udik ilan edilmesi hakkında. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi 2023 seçimlerine katılmaya davet ediyor. Aralık ayında yapılacak parlamento seçimlerine yönelik seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 32. Zoom toplantısı Ermenice gerçekleşecek. Zoom toplantısı 19 Ekim'de, Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Batı Ermenistan Artsah Parlamento seçimleri. Konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Sos Hugasyan 19 Ocak 1999'da Cartar'da doğdu. Ailenin en küçüğü ama arkadaşlarının en akıllısı, en bilgesi, arkadaşlarının en sevdiği, herkese yardım eli olan kişiydi. Okulu bitirdikten sonra mesleği zaten belliydi. Askerlik. Sos amcası, Sos'un çalışmalarını sürdüren çevresinde yalnızca saygı ve sevgiyi tadan gerçek bir kahramandı. Sosu Gassian, Vazgen Sarkisyan askeri akademisinde okudu. Harp akademisinden onur derecesiyle mezun olduktan sonra aceleyle memleketi Cartar'a gitti. Onun sözlerine göre yeri Cartar'da kendi topraklarındaydı. İşe gittiğinde 2020 savaşı başladı. 44 gün süren savaşta yaralandı. Arkadaşları Sos'un yaralandığını öğrendiklerinde onu doktora gitmesi için aradıklarını ancak Sos'un bir sorun olmadığını söyleyerek bunu reddedip tekrar mevzilere koştuğunu hatırlıyor. 19 Eylül 2023 sabahı Bakü, Arça Savunma Ordusu'nu sabotaj operasyonları yapmakla suçladı. Bunun sonucunda iki ayrı patlamada 6 Azerbaycanlı'nın öldürüldüğü iddia edildi ve ardından Arsah'ta sözde terörle mücadele operasyonlarının başladığını duyurdu. Ve yine bir kahraman gibi savaşan ve kahraman gibi düşen Yüzbaşı Sos savaşın ön saflarında yer aldı. Beş arkadaşını savaş alanında bırakmadı, hepsini kurtardı ama kendisi ölümsüz oldu. Sosun akrabalarından Nina Munatsakan, Sosugasyan'a ithaf edilmiş bir şiir yazdı. Sınırların edebi savaşçısı Martuni Mevzilerinde düştü. Pek çok başarıya imza attı, cesur ve korkusuzdu. Annesinin onu beklediğini biliyordu. Tanrı ebeveynlerine sabırlar versin. Öyle ki haygazun bir evlat kaybettiler. Gururla ve cesurca savaştı. Yaşına göre büyük düşünürdü. Zayıflara yardım eder, herkese öğütlerdi. Pek çok hayali ve arzusu vardı onun. Ne yazık ki cennet bekliyordu onu. Değişkendi, gururluydu ve cesurdu. Her konuda talepkardı. Bir kahraman gibi düştü savaşta. Eğiliyoruz mezarının önünde. Kahraman Sos Hugasyan. Dünya nüfusu incelemesi binlerce yıl boyunca sayısız halk ve ülkenin ortaya çıkıp kaybolduğunu ancak bazılarının günümüze ala varlığını sürdürdüğünü belirten bir makale yayınladı. Ulusal sınırlar, iktidardaki hükümetler ve başkentler ise de bu ülkeler günümüze kadar ayakta kalmıştır. Listede Yunanistan, Çin, Portekiz, Ermenistan, Fransa, Japonya, İran, San Marino, Etopya, Mısır yer alıyor çeşitli nedenlerden dolayı 10 ülkeden hangisinin en eski olduğu açıkça söylenebilir. Ermenistan da en eski ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Yaptığımız araştırmalara göre ülkemiz Ermenistan daha da eskidir. Ermenistan'ın antik dünya haritalarında ve tarih kitaplarında yer aldığını belirtmek gerekir. Bazen bağımsız bir devlet olarak, bazen komşu imparatorluklar arasında bölünmüş olsa da yine de eski Yunan ve Roma haritalarından başlayarak günümüze kadar Ermenistan adı hep anılmıştır. Dünyanın bize ulaşan en eski coğrafi haritası kil tablet üzerinde tavsil edilen Babil haritasıdır. Harita 19. yüzyılda Irak topraklarında bulundu. Şimdi British Museum'da saklanıyor. Babil kil tabletinin tarihi M.Ö. 6. yüzyılda bu haritada Babil dünyanın merkezinde Kuzeybatı kesiminde ise Ermenistan ve Asur yer alıyor. Çevrelerinde Acı Nehir var. Antik dünya haritasında gösterilen modern ülkelerden Tekin'in Ermenistan olduğu ortaya çıktı. Bu haritayı Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar uzanan Ermenistan'ın uygarlık merkezi olarak işaretlendiği eski Yunanlıların yaptığı atlaslar takip ediyor. Milattan sonra 2. yüzyılda 167'si Ermenistan'a ait olmak üzere 8 bin nehir, Şehir ve köy adı bulunmaktadır. Yunan tarihçi Herodot'un haritasında da Ermenistan dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor. Ancak Babil ve Asur yerine Marastan, Atırpatakan gösteriliyor. Ermenistan denizden denize de üçüncü antik harita olan Strabo'nun atlasında tavsil edilmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya Mihatovic çatışmalardan etkilenen insanların insan hakları durumuna odaklanarak 16-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah dahil Bakü'yü ziyaret edecek. Komiser, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak. Ziyaretin sonunda basın açıklaması yapılacak. Ermeni Stepanagert'te Bakü adı verilen yapay bir varlığın paçavrası asılmış olsa bile sorunumuz büyük ölçüde değişmedi. İranolog Vartan Voskanyan bu konuda Telegram kanalında şöyle yazdı. Neden değişmedi? Çünkü sonuçta Ermenice konuşmamızda sorunun arsak meselesi olmadığını kaydetmek gerekiyor en azından düşman açısından böyle bir sorun yoktur ve hiçbir zamanda olmamıştır ki düşmanın hedefi zaten Doğu Ermenistan iken sözde çözüm sonrasında açıkça görülmektedir. Ankara'nın beslediği Turancı Yanılsama'nın Güney Kafkasya'nın bedenine kanserli bir mesastazı olan Bakü'deki barbar rejim başından itibaren meseleyi ya biz ya Ermenistan diye formüle etti. Oysa biz ne yazık ki bunu yapmak istemiyoruz.'' bugün bile bunun farkına varın. Bu nedenle Doğu Ermenistan'ın varlığı için belirleyici ölüm kalım savaşı ala önümüzdedir ve bunu Bakü denen yapay varlığın varlığının sona ermesini amaçlayan bir savaşa dönüştürebiliriz ve dönüştürmeliyiz. Bunun için de önceliğimiz öncelikle sorunu fark edip kayıt altına almaktır diye yazdı. Bakü'nün Doğu Ermenistan'la Artsak konusunda uzun süredir devam eden çatışmada nihai zaferine pek çok faktör katkıda bulundu. Bazı faktörlerin kökleri Güney Kafkasya'nın karmaşık tarihine dayanmaktadır. Diğerleri ise Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki büyüklük, nüfus ve kaynak eşitsizliğine değiniyor. Sorumlu yönetim için Amerikan Quincy Enstitüsü'nün Sorumlu Devlet İdaresi adlı dergisindeki bir makalesine göre az sayıda doğal kaynağı sahip olan Doğu Ermenistan'ın aksine Bakü, enerji kaynakları açısından zengin ve bu nedenle silahlara çok fazla para harcayabilen bir ülke. Maalesef Doğu Ermenistan açısından Bakü, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı için de daha önemli hale geldi. Bu, ne Avrupa'nın ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin Bakü'yü kontrol altına almak için ciddi riskler almaya istekli olmadığı anlamına geliyordu. Son olarak uluslararası ve bölgesel jeopolitik rekabetler ve Doğu Ermenistan'ın zayıf jeopolitik konumu Doğu Ermenistan'ın nihai yenilgesine katkıda bulundu. Bu faktörler arasında Avrasya'nın kontrolü için daha geniş Rusya-Batı rekabeti ve Washington'un İran'ı kontrol altına alma ve izole etme yönündeki 30 yıllık çabası, Tahran'ın Soğuk Savaş sonrası Güney Kafkasya'da ortaya çıkan ekonomik ve güvenlik yapılarında herhangi bir rol oynamasına izin vermemesi ve en önemlisi Bakü'den Hazar Denizi'nden ve merkezden Asya'dan Batı pazarlarına petrol ve gaz taşımak için boru hatlarının inşası yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa hem Orta Asya devletleri için bir rol modeli hem de Batı için önemli bir bölgesel ortak olarak Türkiye'ye Kafkaslar ve Orta Asya'da etkili bir lider rolü vermiştir. Belki de Doğu Ermenistan'ın bu sinyali o zaman görmesi ve Batı'ya yaklaşması, Türkiye ile anlaşmaya varması gerekiyordu. Ancak Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ile olan geçmişi göz önüne alındığından bunu yapmak hiç de kolay olmadı ve Yerevan bunun yerine Rusya ile daha yakın işbirliği yapmaya karar verdi. Dolayısıyla Kafkasya'daki son çatışma henüz bitmedi ve özellikle Azerbaycan'ın Türkiye ve İsrail'in desteğiyle İran'a karşı kırgınlığını sürdürmesi durumunda daha fazla çatışma bekleniyor. Son birkaç günde Bakü ve Tahran'ın ikili ilişkileri düzeltmeye çalıştıkları ve hatta İran topraklarından Nahçıvan'a yeni bir geçiş yolu açmayı düşündükleri yönünde haberler ortaya çıktı. Bu Tahran'ın bazı temel kaygılarını hafifletebilir. Ancak İran ile Azerbaycan arasındaki köklü gerginlik kaynaklarının hızlı bir şekilde çözülmesi pek mümkün görünmüyor ve bu nedenle özellikle İran'ın rakiplerinin Bakü'ye baskı yapması durumunda potansiyel çatışma riski yüksek olmaya devam ediyor. 15 Ekim 2023'te Azerbaycan'ın CBC TV Azerbaycan adlı televizyon kanalı Arsak'ın yıkılan tapınakları adlı açıkça propaganda programı olan Ermeni vandalizmini açığa çıkarmak adlı Rusça belgesel bir film yayınladı. Filmin yazarı ve sunucusu Bakü'deki Rus topluluğunun başkan yardımcısı gazeteci Anastasia Lavrina'dır. Açıkça propaganda niteliği taşıyan filmde Batı Ermenistan'ın Arsak bölgesinin Talış köyündeki iki yapıyı, Köyün Kültür Evi ve Ammena Pırgıç adlı Ermeni Kilisesi hedef alındı. Taliş Köyü'nün Ammena Pırgıç adlı Ermeni Kilisesi Agvan Udik olarak sunulmakta ve 12. 13. yüzyıllara affedilmektedir. Bu şekilde kilise Ermeni kültürel mirasını kamulaştırmayı amaçlayan resmi Azerbaycan politikasına ve propagandasına aktif olarak katılan Bakü'deki Udik topluluğunun lideri Robert Mobili'yi tanıtıyor. Robert Mobili'ye göre böyle bir tarihin temeli kilisenin 500-600 yıldır aşınmaya maruz kalan kum taşı kireç taşından yapılmış olması gerçeğiydi. Ve ona göre kilisenin bazı taşları aşınmış, rüzgardan uçmuş olduğundan kilise çok daha eskidir. Talişin Ammenapırgıç adlı Ermeni Kilisesi 1894 yılında yerel sakinlerin fonlarıyla inşa edildi. Belgeselde kilisenin Ermenileştirilmediği sırf Sovyet yıllarında binanın ekonomik depo olarak kullanıldığı ve iç duvarlarının kaplandığı için neredeyse bozulmamış Ahvan Udik formu ile korunduğu fikri dile getiriliyor. Udik haçlarının yerinde kalmasını sağlayan bir sıva tabakası var. Robert Mobili, kilisenin yakın zamanda onarılması ve bölgedeki Ahvan Udik anıtının güzel bir örneği olarak sabitlenmesi gerektiği fikrini dile getirdi. Görüldüğü gibi Azerbaycan propagandacıları ve kendilerini araştırmacı ve uzman olarak ilan edenler temel bilgi eksikliğini ve cehaletini keyfi açıklamalarla dolduruyor. Ermeni Hristiyan yapılarının senesini ve kime ait olduğunu görev ve ana göre değiştiriyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubaratlı adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garnu Yaylen Plelya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.